Nihat Hatipoğlu, amel defterinizi kapatmayın. Amel defterinizi Ramazan'da iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle Ramazan'ı şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek Ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu. Bayramınız kutlu olsun. Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi. Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü peygamberimiz selamı yayın buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır. Şöyle veya böyle, Ramazan bitti ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengamesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin, sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabbim Ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Günahlardan kurtulmak için yapılması gerekenler. İnsanoğlu günah işleyebilir. Kötülüğe meyleden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan kurtulmak için tövbe geciktirilmemelidir. Günahtan tövbe eden kişi şunlara dikkat etmelidir, işlediği günahı tamamen terk etmelidir. Günahı dile getirmemeli, başkalarına anlatmamalıdır. Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşmalıdır. Günah konuşanları dinlememelidir. Yüreğinden günahı silmelidir. Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalıdır. Tövbesine sürekli devam etmelidir. Mutluluk önerileri: Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları peygamberin sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın, sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın, Ramazan ayı dışında da. Bir dua. Uhud Savaşı sonrası peygamberimizin duası. Allah'ım, hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse saptıramaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazle ve rızkını ihsan eyle. Allah'ım, değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah'ım, yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım, peygamberlerini yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım, kendilerine kitap verilen kafirleri helak et. Bir ayet. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bir hadis. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Bir sevap. Kim Ramazan orucunu tutar, arkasından da Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş sayılır. Bir sünnet. Cenaze evine yemek göndermek. Zira cenaze evinin o sıkıntı esnasında yemekle meşgul olması son derece zordur. Bir esma. El-Gafur affı ve mağfireti bol. Soru-cevap. Eşimle aramız iyi değil. Cennete girersem onunla birlikte olmak zorunda mıyım? Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışın hakim olmasını dileyelim. Sorunuzun cevabına gelince kişi cennette istemediği hiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzuları gerçekleşecektir. Evde kedi beslemek uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu? Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisi Abdurrahman bin Sahra, Ebu Hureyri yani kediciğin babası ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır. İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır? Mümin ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hazreti Ali cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. İbadetin gayesi Allah rızası ve sevgisi olmalıdır.